Peşimizdeki her kimse sana bir daha yaklaşmasına müsaade etmeyeceğim. O kadar. Günaydın. Günaydın Adem. Ne haber? Ne olsun? Var mı bir durum? Bir sıkıntı yok. Ece nasıl? İyi. İyi şükür. Yeni bir haber var mı? Var. Timur Bey'in yanına geçiyordum bilgi vermek için. İstersen gel. Mevzu ne? İhbar yapanı öğrendim. Beyler günaydın. Günaydın. Günaydın Timur Bey. Adem ihbarı yapanın kim olduğunu öğrenmiş. Kim? Ahmet'in karısı. İsminizi o vermiş. Niye yapsın ki böyle bir şey? Geçen gün beraber gittik. Konuştum, sen de oradaydın. Niye böyle bir şey yapsın? Bir akıl hocası olduğu kesin. Belli. Kimlerle görüşmüş teker teker tespit edin. Ona akıl verebilecek herkesi bulun, konuşun. Bugün cenazesi var. Yani başı kalabalık olur. Biraz toparlasın, sakinleşsin, konuşacağım. Bugün orada olacaksın zaten. O yüzden fırsatını bulursan erteleme, konuş hemen. Anlamadım. Bugün neden oradayım? Yasemin gitmek istiyor. Timur Bey, bu iyi bir fikir değil. Ben de aynısını söyledim. Ama dinletemiyorum. Israr etti, kırmak istemedim ben de. Anladım. Adem, yanından bir saniye bile ayrılma. Tehlikenin nereden, kimden geleceğini asla bilemeyiz. Başınız sağ olsun. Sen hangi yüzle geldin buraya ya? Ha? Hangi yüzle geldin sen buraya? Ha? Kocamın katili sensin. Hangi yüzle geldin buraya? Sen hayatımıza girdiğinden beri korkuyla yaşar olduk biz. Sen korumalarına gezerken kocam beni toprağın altına girdi. Geldiniz siz de yanımıza. Yardım edeceğiz dediniz. Bak cenazesi geldi evimize. Pardon, deminler çıktı ölüsü. Bu muydu sizin yardımınız? Gelmişsin bile başın sağ olsun diyorsun. Ben böyle olsun istemezdim. Gerçekten çok üzgünüm. Ne üzgünü ya? Nasıl olsun istiyordun peki? Benim üzgünüm benden. Bak çocuğuma babasız bıraktın. Yetim bıraktınız. Benim üzgün. Bir de gelmiş üzgünüm diyor bana. Defol git evimden. Defol git. Katil. Kocamın Azrail'i sensin. Defol. Defol. Katil. Bir dakika baba gelmiş.
Ade, seninkiler arkalarına bakmadan gidiyor. Şimdilik bir sıkıntı yok. Sen yine oralardan ayrılma Sinan. Ayak ol gözünü seveyim. Tamamdır abi. Bizimle uğraşan her kimse belli ki akıllı bir adam. Ferhat'ın sevkiyatında başımıza gelenler de onun yüzünden. Altınlarda kuryemizin deşifre olması da. Doğru. Aslında aklımda bir isim var. Abdullah. Neden? Neden yürüyen bir işe çomak soksun ki? Bilmiyorum. Ama öğreneceğiz. Önce emin olmamız lazım. Nasıl emin olacağız? Yem atacağım beyefendiye. Başımıza gelenleri bütün detaylarıyla anlatacağım. Panikleyip geri çekilirse aradığımız adam o. Çekilmezse Timur Bey? O zaman aramaya devam edeceğiz Bekir. O da el mahkum bize yardımcı olacak. Çünkü bugün bizi yıkan... Yarın onu yıkar. Biraz daha iyi misin? Temiz hava iyi geldi, sağ ol. Beni korumak için boşuna bekliyorlar orada. Bir tek sen gerçeği biliyorsun. Timur'un aradığı düşman benim. Abi, Ahmet'i sen öldürmedin ki. Hayır, ben öldürmedim ama sebep oldum. Ve karısı haklı. Onu bu işin içine sokmasaydım şu an karısı ve çocuğuyla birlikte olacaktı. Bu kadar yüklenme kendine. Sen kimseyi zorlamadın. Ama bu vicdan azabıyla yaşamak çok zor. Keşke kaderime razı olsaydım. Bu Timur'un yaptıklarına göz yumsaydım ama bu oyunlara karışmasaydım keşke. Böyle olacağını bilemezdim. Hayır, bilemezdim ama düşünebilirdim. Kimseyi peşimden sürüklememeliydim. Hadi biraz toparlan istersen. Bak, yıllardır görmediğim bir kuzen için bu kadar üzülmen dikkat çekebilir. Bak, hayatımda o kadar çok yalan var ki hissettiğimi bile yaşayamıyorum. Efendim Rasim abi. Ne yaptın Adem? Yasemin Hanım'a fotoğrafı gösterebildin mi? Ya gösterdim de cevap alamadım. Cenaze evinden çıktık. İyi değil yani şu anda. Anladım. Yalnız Adem. Efendim abi. Emniyetten kulağıma fısıltılar geliyor. Tutuklama olabilirmiş. Kim?
Timur Bey mi? Daha işimi öğrenemedim. Tamam, anladım. Sağ olun.